Merhabalar, ben Fatih Akalan, TRT 24 yazarı Levent Kenez ile birlikte bu haftanın öne çıkanlarını konuşacağız. Gündemdeki başlıkları tek tek incelemeye, irdelemeye çalışacağız. Levent abi merhaba. Merhaba Fatih. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi garip bir Barış Pınarı harekatı oldu. Türkiye bir anda Suriye'nin kuzeyine girdi. Sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir açık açık tehdit mektubu yayınladı. Daha doğrusu önce Erdoğan'a gönderdi. Sonradan kamuoyunda haber oldu. Açıktansa tweetlerle tehdit etti. Sonrasında ise Erdoğan Soçi'ye gitti. Önce operasyonu bitirin haberini, daha doğrusu bitirin talimatını Türkiye ne yazık ki Trump'tan duydu. Soçi'ye sonra ise operasyonun bittiğini biz Putin'den ve Putin'in ekibinden duyduk. Garip bir operasyon oldu. Bunu konuşarak başlayalım. Çünkü çok fazla başlık var. KHK'lı şehitler var. Yargıda bir kavga var. Yani Doğu Perinçek'in hani yargı siyasetin köpeğidir dediği, Metin Feyzoğlu'nun başrolde olduğu yargıda AKP içerisinde kim egemen olacak kavgası var. Enteresan bir görevden alma süreci var. Pelikancılarla Adalet Bakanı arasında bir kavga var. Bu konuya bakalım istiyorum. 15 Temmuz'la ilgili İran'dan bir çıkış geldi. 15 Temmuz'da biz Erdoğan'ı kurtardık, seni kurtardık şeklinde. Yine yargı reformu adı altında. Yargı reformu hükümetin söylemesi bu, ifadesi bu. Tahliyeler var ama hani reform olmaktan da uzak bir paket var ortada. Ne diyorsun? Ne oldu hakikaten Suriye'de? İktidar bir zafer gibi sunmaya çalışıyor ama nerelerde Türkiye var ya da Türkiye'nin desteklediği gruplar var ve ne oldu, ne bitti? Fatih, 2 haftadır konuşuyoruz bunu. Hep benim özellikle altını çizmek istediğim bir şey var. Bu Barış Pınarı operasyonuna Türkiye'nin müdahalesi adı ne denirse densin. Bu sınır ötesi bir operasyon değil. Bu sınır içi operasyon. Yani Türkiye'de siyasete yapılmış bir operasyon. Bundan sonra AK Parti ve MHP ile beraber Cumhur İttifakı'nın nasıl bir strateji yürüteceğinin göstergesi bir operasyon. Konuştuğumuz gibi Kürtleri hedefe koyup şeytanlaştırıp Millet İttifakı'nda hiç kimsenin HDP'ye selam dahi vermemesini öngören, CHP ile İYİ Parti'nin arasının açılmasını yükselen milliyetçi dalgayla beraber İYİ Parti'de erimeleri hesap eden, CHP'yi karıştırmayı düşünen ve tabii HDP'yi de daha da güçsüzleştirmeyi düşünen bir operasyon. Bu sınır içine yapılmış bir operasyon. O yüzden bölge şöyleymiş, şu kadar kilometre derinliğe girmişiz, şu olmuş. Bunların da aslında hiçbiri AK Parti'nin Erdoğan umurunda değil. Ama tabii neticede bir milliyetçi dalga yükseldiği zaman kamuoyunda bunu da hasadını toplaması lazım. Çünkü elindeki medya örgütlenmesiyle Türkiye büyük bir vatan millet Sakarya ikliminde. O yüzden dün de televizyondaydı zaten. Büyük bir başarı gibi anlattı. Şu var, evet Amerikalılarla yapılmış mutabakatta, Ruslarla yapılmış olan anlaşmalarda her iki tarafın da pazarlamasını yapabileceği maddeler olur. Zaten bunu konuşmuştuk. Eğer öyle maddeler konmazsa zaten bu imzalanmaz. Herkes tabii ki havuç sopası var. Ama bunun pratikte uygun olmayabileceği konusunda çok büyük ciddi endişeler var. O bölgeyi iyi bilen uzmanları dinlediğimiz, okuduğumuzda o yazılanların fiiliyata geçmesinin pek mümkün olmadığını söylüyorlar. Mesela örnek bir vereyim. O Suriyelilerin tekrar o bölgeye geri dönmeleri imkansız. Bir kere zaten insanların kendisi gitmez. Zaten rejimden kaçmış. Siz şimdi bu operasyonla oraları hem sınırı hem de çevresini rejime bir kurşun dahi sıkmadan teslim etmişsiniz. Şimdi zaten adam onlardan kaçmış. Geri döner mi? Kim dönebilir? Yani bir kere insani değil. Zaten zorla götüremezsiniz. O sıs hukuk. Hani diyelim ki kamyonlarla doldurdunuz. Zorla insanları götürmeye çalıştınız. İnsanlar yine kaçıp gidecek çünkü zaten kaçtığı rejime teslim edeceksin. Açıkçası çok ondan Yani emin bu değilim. birçok Yani ne açıdan araya Fatih? girdim ama yani Erdoğan'ın bir şekilde insanları zorla o bölgeye yönlendirmeyeceğinden çok emin değilim. Yani kapıları açarız, göndeririz diyor. Bunun bir diğer alternatifi otobüslere doldurur, göndeririz. İşte Yapar mı? Fatih Ben çok yapmaz diyemem. yani yapılsa bile zorla kamyonlarla çok sınırlı sayıda şu an Türkiye'deki kamplarda kalan yani biliyorsunuz herkes Türkiye her tarafına dağılmış. Her illere dağıttılar. Yoğunluk İstanbul'da ve büyük şehirlerde. Kamplarda kalanların sayısı sadece 100 bin. Yani Türkiye mülteci kamp olarak tabir ettiğimiz konaklama tesislerinde yaklaşık 100 bin Suriyeli misafir ediyor.
Yani olsa olsa onlardan götürebilirsiniz. O kadar da kolay bir lojistik değil. Yani ben çok ihtimal vermiyorum. Ama şu var. Dediğim gibi sınır içine bir operasyon olduğu için oradaki maddeler ne yazarsa yazsın, bunun bir şekilde iç kamuoyuna pazarlanması lazım. İşte YPG'nin bölgeden çektirildiği, Türkiye tezlerinin kabul edildiği, Türkiye'nin istediği, olmasını istediği o güvenlik şeridinin ulaşıldığı ve operasyon artık çok daha fazla devam etmeden bitmesini büyük bir başarı olarak söylüyorlar. Ama senin de dediğin gibi neticede bir Trump yeşil ışık yaktı, girebilirsin dedi. Ruslar da tamam buraya kadar dedi. İki büyük güç arasında bir pinpon topuyuz. Yani aslında bir nevi iki büyük gücün kendi arasında anlaşıp Türkiye'ye mıntıka temizliği yaptırdı ve rejimin de hiçbir efor sarf etmeden, kurşun atmadan tekrar kazanımlar elde ettiği bir operasyon oldu. Ama dün işte akşam Erdoğan da televizyonda, belki takip edebilmişsindir. Ya bunu çok büyük bir zafer kazanmış kumandan gibi anlatıyor. Mesela dün gece verdiği mesajlardan bir tanesi de oradaki Amerikalıların temaslı olduğu, Rusların temaslı olduğu, Mazlum Kod adlı YPG'li militanın Türkiye'ye verilmesi gerektiğini, kırmızı bülten aranan bir kişi olduğunu ve Amerika'ya ziyarete gittiğinde resmi olarak istenileceği, bugün Çavuşoğlu da buna benzer şeyler söyledi. Fatih, ben sana sorayım. Şimdi Amerikalılardan Mazlum'u istiyor. Siz nasıl olur da onun mektubunu bana yollarsınız diye de çok sert konuştu. O mektubu da giderken götürecekmiş. Eğer tamamen politik olarak karşı olursun. Zaten bu mektup geldiğinde bunu yapmanız gerekirdi. Siz bu mektubu aldığınızda reddederdiniz. Siz nasıl olur bir terör liderinin mektubunu bana verirdiniz diye kendisine, değil mi? Mektup gelir gelmez reddetmeleri lazımdı. Böyle bir şey yaptılar mı? Yapmadılar. Peki biz bu mektubun varlığını nereden duyduk? Trump'tan duyduk. Trump önce bir basın masasına sızdırıldı. Daha sonra demokratlarla bir toplantıda elden ele dağıttı. Çünkü Trump Kürtleri sattı diye çok büyük bir tazyik altındaydı. Bak işte Kürtleri satmadım, Erdoğan'a ne kadar sert yaptın diye Trump'ın kendisi de attı. Yani bizim taraftan, Türk tarafından sızmış bir mektup da değil. Mektup gelir gelir gelmez dersin ki Amerikan Cumhurbaşkanlığı başkanından tahammüllere aykırı, kaba kabul edilemez bir mektup gelmiştir. Muhatabına iade edilmiştir diye bir açıklama yaparsın, değil mi? Eğer büyük bir devletsen. Bunu yapmamışsın, şimdi televizyonlara çıkıp her nasıl bize bu mektup gönderilir diye artık şey yapıyor. Şunu söyleyeceğim Fatih. Eğer Mazlum Amerika'ya gittiğinde kendisine iade edilmesini isteniyorsa, sen nasıl bu mektubu bana yollarım diyorsan, Ruslar da video konferans yapmış, görmüşsündür görüntüleri. Rus generaller, değil mi? Video konferans yapmışlar, son durumu tartışmışlar. Peki niye çıkıp Ruslara da sen nasıl böyle bir görüşme yaparsın demiyor? Diyemez. Çünkü yani der. Erdoğan der de. Evet, Ve cevabı o içinde zaman düşünüyorum şöyle biliyorum. derler adama. Peki yani madem ki YPG'liler, PYD'liler bu kadar tehlikeli ve bu kadar hukuk dışı, terörist diyorsunuz. Peki Ankara'da ağırladığınız Salih Müslim kimdi diye sorarlar. Yıllarca Osman Suriye Öcalan, Savaşı... zaten Osman Evet. Öcalan'ı sorarlar. Osman Ya Öcalan Osman nasıl Öcalan'ı televizyona sorarlar. çıktı derler. Dahası benim anlamadığım şu. Yani Suriye Savaşı başladığında sırf rejime karşı oradaki PYD ile YPG ile yakın ilişki kurup Ankara'da ağırlayan Türkiye'nin işin sonunda yeniden sınırımıza Rus askerlerini ve Suriye güçlerini yerleştirmek için bu operasyonu yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kamuoyuna bir anlatması gerekiyor. Ve benim bütün bu operasyondan anladığım şu, verilen şehitler, birazdan onlardan da bazılarının hikayelerini konuşacağız. Verilen şehitler, harcanan çaba, Türkiye içerisindeki üstü örtülen problemler vesaire, bunların hepsinden bağımsız uluslararası kamuoyunda kaybedilen itibar vesaire. Bunları geçiyorum. Amerikan Başkanı tarafından doğrudan aşağılanan bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı fotoğrafı var. Ne yazık ki eğer o mektup giderken Amerika'ya götürülecekse demek ki biz artık çöpten mektup toplayan bir ülke konumuna geldik ki çöpe atıldığı söyleniyordu. Çöpe attığımız mektubu Fatih, demek ki atmamışız ya da şimdi çöpten hepimiz mektup topluyoruz. gözlemliyoruzdur. İzleyicilerimiz de gözlemliyordur. İki Türkiye var. Bir dışarıdan görünen Türkiye, bir de içeride havuzun medya gücüyle, propagandasıyla dayatılan bir Türkiye var. Ve Erdoğan için %50 artı bir her zaman yeterli. %50 artı bir kendisine buldurulacak her türlü iklim için yapmayacağı bir şey yok. O yüzden bu operasyon sınır içine bir operasyondu. Şu an bazı anketler yayınlanıyor. Bu milliyetçiliğin yükseldiği zamanlarda insanların tepkileri farklı olur. Devletin korunması, devletin bütünlüğü, işte istikbalimiz, o bildiğimiz klasik hamasi şeyler, artık kusacağımız şeyler.
etkili olur ve insanların bazı tavır davranışları değişir. Şu an bazı anketlerde görüyoruz tekrar Cumhur İttifakı'nın toparlandığı ve tekrar çoğunluk elde edebilecek oranlara ulaştığını görüyoruz. O yüzden amacına ulaşmış. Bu işi nasıl pazarladığınız da önemli. Bizim dışarıdan gördüğümüz, çünkü biz daha böyle özgür yerlerden bakabiliyoruz, gördüğümüz Türkiye'nin çok büyük itibar kaybettiği, Türk Cumhurbaşkanı'nın süper güçlerin liderleri tarafından resmen aşağılandığı, şamar olana döndüğünü görüyoruz. Ama içeride kamuoyunda bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Şehitler üzerinden, işte o savaş propagandaları, askerler, o militarizm üzerinden başka bir propaganda anlatılıyor. Zaten önemli olan oydu. Ve ben Evet. bu açıdan Erdoğan'ın iç siyasette amaçladığı şeylere yaklaştığını düşünüyorum. Nasıl olaylar gelişir, yakın vadede nasıl olur onu bilemeyiz. Çünkü Türkiye her şeyin çok hızlı değiştiği bir ülke. Bu yakaladığı havayı canlı tutması da mümkün değil. Her zaman hani tabir edilen devamlı pedalı çevirmesi lazım. Hiçbir zaman durmaması lazım, yoksa bisiklet düşecek. O yüzden mutlaka köpürterek, işte Diyarbakır Belediye Başkanı tutuklandı, seçilmiş belediye başkanı tutuklandı. Bu tür gelişmeler birbirini takip edecek. Göreceğiz. Yani bu tamamen sınır içiyle alakalı bir operasyon. Şimdi tekrar Amerika'ya gitme durumu var. İlişkilerin biraz daha elektriğin alındığı şeye ihtiyacı var. Bunu yapacak. Çünkü ekonomi çok önemli. Amerika ile gerginliği kaldırabilecek bir ekonomik büyüklük yok, gücü yok. Elektriği aldı. Şimdi hasat zamanı. Erdoğan hasadı topluyor. Öyle yorumlamak lazım. Yoksa eğer derdi mazlum olsa, derdi orada işte PKK, YPG olsa, aynı şekilde senin iki gidip İşte o avukatlık bürosu gibi bir yerde ağırlandığın Ruslar oturmuş karşılığına video konferansta durumu değerlendirmiştir. Onlara da iki çift laf ederdi. Onlara iki çift laf edemiyorsun. Çünkü Amerika ile atışmanın çok daha fazla bir karşılığı var kamuoyunda. Amerika'ya kafa tutmanın çok daha fazla karşılığı var. Ruslar da çok zeki, çünkü bu tür şeylere çok topa girmiyorlar. Erdoğan da Ruslar Amerikalılar kavga edince kamuoyunda takdir topladığı düşünüyor. Ruslar sessiz işlerini bitiriyorlar. Madem rejimle komşu olacaktık, Esed'le komşu olacaktık, o zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemliydi. 8 yıldan daha fazla bir süre bu ülkeyi bölmek, diğer grupları niye desteklediniz? Kamyonlarla silahlar taşıdınız. Birkaç Özür tane dilerim. operasyon oldu. Orada benim bir itirazım Şehitler var. verildi. Bunu niye Şöyle, yaptınız? ben tam olarak rejimle komşu olduğumuzu da düşünmüyorum. Yani orada YPG, PYD ya da SDG dedikleri o Suriye Demokratik Güçleri, onlarla komşu olmuş olma ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, yani şu anda Türkiye'nin muhalifleri destekleyerek kontrol altında tuttuğu bölge, bütün orada, ama adına ne dersek diyelim, totalde SDG olarak ifade edilen o grubun kontrol ettiği bölgenin 20'de birine tekabül ediyor mu bilmiyorum toplamda. Haritaya baktığınızda hani bir yüz ölçüm falan yapmadım, ama baktığınızda haritanın üzerindeki şekle sadece bu kadarcık bir alanı Barış Pınarı harekatına rağmen Tel Abyad ve yanındaki bir noktayı kontrol ediyoruz. Tel Abyad da zaten düne kadar yine muhaliflerin kontrolünde olan bir yerdi. Şimdi benim anlamadığım şu: sadece rejimin hani o tampon bölgenin dışındaki yerlerde Kürt gruplarla çalışıp oradaki askeri tecrübeden yararlanıp onları Suriye ordusunun bir parçası haline getirip kuzeydeki 10 kilometrelik bölgede Suriye ordusunun bir parçası gibi görmeyeceğimize dair ben bir öngörüm yok. Tam tersine Evet. görebileceğimizi düşünüyorum. Hani Fatih çok bugün, haklısın. ya bunu bütün şunun için söylüyorum: eğer içeride birileri, bütün bu dalgada işte milliyetçi duyguları kabaran birileri varsa, ben buna karşı olduğum için de söylemiyorum. Yani orada Kürt grupları kendisi için bir bölge elde etmeye çalışıyor olabilirler. Suriye burada bir federatif yapı kurar falan, bunların hepsi Suriye'nin kendi içerisindeki yapacağı demokratik bir tercihle belirlenmesi gerekir. Bu benim baktığım tarafı değil. Fakat içeride bir şeyleri pazarlıyorsa iktidar, milliyetçi gruplar da buna tav oluyorsa şunu bilsinler: büyük bir tiyatro var ortada. Öyle bir tiyatro ki, eğer orada haritayı bir şekilde değiştirme iddiasındaysa Türkiye'nin, Erdoğan Putin'in işaretiyle, bırakın harita değiştirmeyi, önündeki o haritayı kaldırıyorsa, bırakın değiştirmeyi, önüne çizdiği koyduğu haritayı kaldırıyorsa, Türkiye'nin Suriye'de bir haritayı değiştirme imkan ve ihtimali yok. Yani bunu az buçuk kafası çalışan herkesin anlaması
gerektiğini umut ediyorum. Böyle ümit edip böyle Fatih, kendimi besleyeceğim. birazcık kafası çalışan insanlar temennisi olsaydı zaten bu kadar oy oranlarına ulaşmaması gerekirdi. Biliyorsun öyle çok insanlar öyle düşünmüyorlar. Zaten bu Suriye kriziyle beraber aslında Suriye'nin merkez ordusu çok büyük bir darbe aldı. Neticede ülkede bir bölünme yaşandı. Orduda da kopanlar oldu. Neticede mezhep üzerine dayalı bir yapı ve ordu olduğu için orduda da çok fazla firarlar oldu. Ordu birçok generalini kaybetti. O yüzden Suriye ordusu gücü açısından bütün Suriye'yi kontrol edebilecek güçte değil. O yüzden nasıl bir taktik güttü Esed ve Rusya-İran koalisyonu? Parça parça ilerleyerek, zaten takip etmişsen hep çok küçük küçük ilerleyerek tekrar kaybettikleri şeyleri ala ala ilerledi. Taktikleri bu. Bir yere alıyorlar, birazcık orada konuşulup daha sonra biraz daha ilerliyorlar. İşte Türkiye birkaç defa sınır ötesi operasyon yaparak zaten mıntıka temizliği de yaptı. Olacak olan da o. Ordu tekrar yavaş yavaş gelecek ve o daha önce kontrolünde olmadığı yerleri senin de işaret ettiğin gibi tekrar kontrolü altına alıp bir nevi çok küçük bir güçle, normalde bütün Suriye'yi kontrol edebilecek bir güce sahip değil. Ruslar olmasa, İran'ın savaşçıları olmasa, yani Rusların sağladığı hava desteği olmasa ve İranlıların sağladığı savaşçılar olmasa zaten hiçbir şekilde muhaliflerle mücadele edecek bir ordusu yok Suriye'nin. Ama bu yapılanlardan sonra arazi temizlendi, ateşkes ilan edildi. Türkiye orada rejimin memnun olmadığı insanları, grupları bir nevi ekarte etti. Ve Türkiye'nin korkusundan bu sefer Türkiye'ye daha yakın olması gereken gruplar rejim tarafına geçti. Senin de daha önce programın başına söylediği gibi yıllar önce Salih Müslim'i Ankara'da ağırlayan akıl nereden nereye geldi bunu görüyoruz. Ama hep söylediğim gibi bu bir iç kamuoyuna yapılmış bir şey. Tamamen ve tamamen Kürt düşmanlığı üzerine gidecek bir propaganda göreceğiz bundan sonra. Çok net anlaşıldı ki seçimler için çok gel vakti beklemeyecek. Kürt düşmanlığı, daha önce bu programda konuşmuştuk. Türk İslam sentezi, Kürt düşmanlığı hedef olarak Türkiye'nin çok büyük geniş bir kısmına hitap ediyor Fatih. Eğer HDP'nin kemik oyunu çıkardığımızda %10 dersek eğer, inan bana %90 potansiyel alanda. Tabii herkes bu deli saçmasına prim vermeyebilir ama hitap ettiğin kesimi çok genişletiyorsun. Ve CHP'nin içinde faşistler var. İyi Parti zaten konuşmaya gerek yok. Saadet'ine en kritik dönemlerde nasıl tavır aldığını biliyoruz. O yüzden kendilerince siyaseten iyi bir propaganda ve akıllıca yürütüyorlar. Ama bunun Türkiye'ye bedeli çok daha kötü olacak. Çünkü sınırlarından herhangi bir tehlike olmayan bir yere saldırıp oradaki statükoyu bozduğunda bundan sonra ne olacağı meçhul. Ben daha önce TR24'te benzer bir konuyu analiz ederken tekrar ben PKK saldırılarının başlayabileceğini, Türkiye'nin 90'lı yıllardaki gibi bir çatışma ortamına dönme ihtimalinden endişe duyduğumu söylemiştim. İnşallah yanılırım ancak bazı gelişmeler bizi buraya doğru gittiğimizi gösteriyor. İnşallah yanılan ben olurum. Tabi uluslararası itibarmış, rezil olmamız, savaş suçlarıyla anılan bir ülke olmamız, komşusunu işgal eden bir ülke olmamız, her yerde çok negatif bir imajın artık zirve yapmış olması. Bak yakında mesela turizm ilanlarına bakıyorsan Türkiye'nin verdiği ilanlar ve altına yapılan yorumlara çok ciddi bir şekilde tepki var. Önümüzdeki yıl ben turist bulabilecek miyiz? Yani Rusya'dan gelenler iki katına daha çıksa yine Türkiye turizmini kurtarmayacak. Ve ekonomiye olan başka zararları var. İşte Volkswagen'in yatırımını iptal etmesi. Bu ortama hiçbir yabancı gelmez. Bedeli çok daha ağır olacak. Bakalım. Bazı şeyleri Türkiye'de maalesef duvara çarpa çarpa öğreniyoruz. İç huzurumuz her şeyden önemlisi. İç huzurumuz, birlikteliğimize yapılmış çok büyük bir darbe var. Bir siyasi partinin, bir hanedanın, bir ailenin yönetimde kalabilmesi için çocuklarını feda eden bir ülke, kaynaklarını feda eden bir ülke, ekonomisini mahveden bir ülke, bütün itibarını mahveden bir ülke ne için? İşte bir hanedanın devam etmesi, bir ailenin saltanatının devam etmesi için. Tabii biz bunu söylüyor çok ciddi olarak hani sanki Erdoğan nefretleri Erdoğan'a karşı olan tutumumuzdan dolayı söylediğimizi düşünüyoruz. Hayır, şundan dolayı o Türkiye'de bakmayla dışarıdan bakma çok fark ediyor. Maalesef Türkiye çok kötü yere doğru gidiyor. Dünyada da prestiji çok kötü bir yerde. Türkiye ham maddesi olmayan, petrol geliri olmayan, yeraltı kaynakları olmayan bir ülke. Türkiye'nin sadece insan gücü var ve Türkiye ekonomisi Avrupa ile ithalata ve ihracata dayalı bir ekonomi. Siz bu bağlara zarar verdiğiniz zaman bunun bedeli çok ağır olacak. Hem ekonomik olarak hem de ülkenin iç huzuru olarak. Yani düşünün şimdi.
Fatih, Kürt olarak kendinizi düşünün. Seçilmiş belediye başkanı var, içeriye atıyorlar. Milletvekili seçmişsin, içeriye atmışlar. Bir parti genel başkanı var, içeriye atmışlar. Her saat 24 saat terörist muamelesi görüyorsun. Yani nereye götürür? Bunu herhalde görmek için çok şey olmaya da gerek yok. Burada açıkçası hani bu bahisle ilgili benim söyleyebileceğim şu var. Erdoğan'ın hesabında olmadığı kadar operasyonun hızlı bittiğini düşünüyorum. Erdoğan'ın özellikle senin dediğin gibi içerideki muhaliflerin, AKP içerisindeki muhaliflerin hamle yapmasını geciktirecek ve bu süreçte de Türkiye'yi bir seçime götürecek bir süreye yaymayı planladığını. Ama şu an için bütün bu hesaplarının boşa düştüğünü düşünüyorum. Farklı bakıyorum burada meseleye. Dahası hem Amerika Birleşik Devletleri hem Batı, Rusya'nın ya da işte orada rejimin yeniden egemen olmasını dahi göze alarak Erdoğan'ın elindeki göçmen kartını ve Batı'yı tehdit eden bu krizi bir şekilde net bir sonuca erdirmek için hamle yaptım ve bu hamlede başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın elindeki göçmenleri batıya süreriz kozunun alındığını, orada bir savaş çıkar ve orada bir savaş çıkar ve yangın çıkarsa bu batıya da sıçrar. Türkiye'de bir karışıklık olursa siz de bundan zarar görürsünüz kozunun elinden alındığını düşünüyorum. AKP'nin yaşadığı ciddi bir endişe olduğunu düşünüyorum bu hususun, sarayın endişesi olduğunu. Ve kendi kazdığı kuyuya düşmüş olma ihtimali yüksek Erdoğan'ın. Yani bugünden sonra eğer orada bir stabilizasyon sağlanırsa Erdoğan kolay kolay batıya dönüp ben varsam orada bir istikrar var. İşte ben orayı karıştırırım. Şöyle olur, böyle olur kozlarınız. Milleti doldurur gönderir kozlarının orta vadede ve uzun vadede artık işe yaramayacak bir sürece girdiğine inanıyorum. Yani bir stabilizasyon süreci başladı. Eğer bu anlaşmaya uyulursa bundan sonra da Erdoğan bu kozu oynayamayacak. İçeride de aynı şekilde devlet içerisindeki bazı güçlere işte kendisinin varlığının bazı bir meselelerde birleştirici unsur olduğunu satıyor olabilir Erdoğan. Bu yolla iktidarın devamını sağlıyor olabilir. O endişenin de ortadan kalktığında içerideki ittifakların da zayıflayacağını inanıyorum. Bilmiyorum ne kadar doğrudur bu öngörü. Ama böylesi bir problemin Erdoğan için bundan sonra ciddi bir handikap olarak önünde durduğuna inanıyorum. Fatih, Türkiye gibi bir yerde bir konu, yani o kadar çok hızlı gündem değişiyor ki her zaman diri tutmanız lazım. Sana katılıyorum. Yani bu operasyonda kandığını çok uzun süre anketlerde tutması mümkün değil. Her zaman bir hamle yapması gerekecek. Yani operasyonun süresiyle alakalı Türkiye, Suriye oyun kurucu değil. Hani bizimkilerin çok dünya lideri bir stratejiyi değiştirdik. Hayır, Türkiye Suriye'de oyun kurucu falan değil. Girebilirsin dediler, girdi. Dur dediler, durdu. Çık, ileride de çık diyecekler. Çıkacak, göreceksin. Türkiye'nin orada askeri varlığını istemedi. Yavaş yavaş orada Rusya ve rejim koalisyonu, orada konseyde oldukça bir süre sonra artık çık diyecekler. Onu da göreceğiz. Sana katılıyorum ama yakın vadede şu anki statükoyu konuşuyorsak Erdoğan bir rüzgar yakaladı ama bunu devam ettirmesi mümkün değil çünkü bunu devam ettirmek için çok güçlü bir ekonomiye ihtiyacım var. Çok güçlü bir orduya ihtiyacım var. Türkiye bu ikisine de sahip değil. Çok ciddi kaynaklara ihtiyacım var. Türkiye buna sahip değil. Göçmen kriziyle ilgili olarak hala Türkiye'nin bir manevra şansı var. Çünkü sen de biliyorsun hem bulunduğumuz ülkelerde göçmen çok önemli bir gündem, iç politika gündem maddesi ve insanlar artık daha fazla özellikle Suriye'den göçmen gelmesini istemiyorlar. Ve Yunanistan'da şişmiş durumda. Artık Yunanistan'da gelene geç diyor. O yüzden bu kartı kullanabilir. Bu kartla alakalı ama ben de sana katılıyorum. Bununla ilgili şantaj şeyin artık sonuna geldi. En son geçen konuştuğumuz gibi sınır adamlar böyle boylu boyunca duvar yürüdükler. Ege Denizi'nde gemilerle kapatacaklar. Yine kart elinden tamamen alacaklar. Ona doğru gidiyor. Çünkü artık çok fazla yaptı. Zaten anlamların açıklamalarını, resmi açıklamalar zaten hem savaş suçlarıyla alakalı hem de operasyonla alakalı bir nevi göçmen şantajına bir el yükseltmeydi. Böyle yapacağız. Evet. Bu Erdoğan'ı arada her zaman düşünmek zorunda. yayında da problem oluyor. Ümit ederim ki birazdan düzelir. İnternette problem var. Şimdi Evet. Ben şu an şöyle ekranda kendimi evet. bulamıyorum. İzleyiciler böyle. Ümit ederim ki değişir. Çünkü internet maalesef ciddi problem bu tip yayıncılıkta.
Şimdi diğer başlıklara geçmemiz gerekiyor. Erdoğan aslında istediğini almış oluyor. Biz bu meseleyi böyle uzun uzun konuştukça. Şimdi, evet. Türkiye'nin belki de en büyük kanayan yarası adalet. Ama bir yandan da yani kendi kurdukları düzen içerisinde kendileri kavga ediyorlar. Pelikancılar bir tarafta, Abdülhamit Gül'ün temsil ettiği bir ekip var. Onlar bir diğer tarafta. Yargı içerisinde ciddi bir bilek güreşi var. Son olarak da HSK'da iki üst düzey isim. Bakıyorum şimdi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda kavga var. İşin özü şu, kimlerin gidip kimin geldiğinden hani HSK Teftiş Kurulu Başkanı ve HSK Genel Sekreteri istifa ettiler. Yerine başka isimler geldi. İddia şu, AKP içerisinde iki büyük grup var ve bunlar yargı içerisinde kavga ediyorlar. Ve kendi adamlarını yiyorlar aslında. Yani nasıl bir şeydir ben anlamadım. Aslında Fatih, yani birbirlerini yesinler deyip nokta olmak istiyorum ama adli önemli olduğu için gündemi geliyor. Bütün bakanlıklarda, bütün teşkilatın birçok yerinde bu kavganın olduğu, başka grupların da olduğunu biliyoruz. Bazılarını gelip Ankara'da işte hala haber alabildiğimiz insanlar aktarıyorlar. İçişleri Bakanlığı'nda da aynı karışıklığın olduğu. Neticede ülkeyi mafya gibi yönettiğiniz zaman bütün bu mafyanın bileşenleri birbirine egemenlik sürmek için kavga ediyor. Bu Pelikan Çetesi ile ilgili kavga ne zaman çıkmıştı? Sabahta bir yazara, Dilek Güngör'ü anladığım kadarıyla, Abdülhamit Gül'ü ateş ettirmişlerdi. Serhat Albayrak'ın, Berat'ın gazetesi bu biliyorsun, Erdoğan ailesinin gazetesi. Onlardan habersiz bunun olmayacağını düşünerek bir kavganın çıktığını, Abdülhamit Gül'ü hedef aldıkları ortaya çıkmıştı. Ama Erdoğan birazcık Abdülhamit Gül'ü şu an için yedirmedi. Yani Abdülhamit hali gerçekleşmedi. Bu son istifalarla da Abdülhamit Gül'ün daha fazla bir mesafe kazandığını görüyoruz. Anlatıldığı gibi bir iç kakış varsa, ki Sabah gazetesinde bunların haberi olmadan bir bakana ateş edilmesi mümkün değil. Ki bu tartışmanın da olduğu malum. Abdülhamit Gül iki tane adamı istifa ettirdi ki bir tanesi Fuzuli Aydoğdu. Birçok pislik işi yapmış. Çok kalitesiz. Artık buradan İzleyicilerimize saygıdan dolayı çok daha fazla şey saydıramadığı bir savcının biri istifa etmiş. İşte böyle birbirlerini harcayacaklar. Böyle pis işleri yapan daha sonra böyle defolup gidecek. Daha sonra başkaları gelecek. Onlara böyle pis işleri yaptıracaklar. Böyle suça bulaştıra bulaştıra giden bir sistem var. Bu aynen devam ediyor. Ben Fatih bunları Pelikan Çetesi demiyorum. Bunlar Manukyan Çetesi. Yerli ve milli Manukyan'ın çalışanları. Bunlar sadece kendilerine kavga etmiyorlar. Eğer sonuçta bunların fonlandığı, kimlerden para aldıkları da çok meçhul. Fonlandığı işlerde, yaptıkları işlere bakarsan herkese iftira atan, sadece kendi muhalifliğine değil, dışarıdaki muhalifleri de en bel altı hakaretlerde bulunan çirkef bir yapı. O yüzden bunların insanlarla kafa kafaya gelmemesi mümkün değil. Çünkü üslup açısından, ahlak açısından çok kalitesiz, dipte insanlar. O yüzden bunların kavga etmemesi mümkün değil. Bu kavga ne zaman zirve yapmıştı? İşte İstanbul seçimlerinden sonra AK Parti güç kaybettiğinde birazcık işte bu operasyon zamanında toparlanır gibi oldular. Yani AK Parti güç kaybettiği zaman bunların çok daha büyüklerini yaşayacağız. Ve şunu da aslında gösteriyor. Güç kaybettiği zaman hem partiyi hem de adamları tutmakta çok zor olacaklar. Çünkü Erdoğan'ın liderliği, Kürt liderliği, Kürt liderliği ve devamlı ülkeyi gelmesiyle beraber bir tutkallık var. Bu tutkallık kaybolduğu zaman ya da ekonomide çok büyük sıkıntılar yaşandığı zaman bu demek ki bunlar açısından mecazi manada söylüyorum, kan gövdeye götürecek. Evet, aslında aynı yargıda garip bir şekilde bir Metin Feyzoğlu vakası var Türkiye'nin. Öyle bir Metin Feyzoğlu vakası ki son olarak da Saadet Partisi'nden iki kişiyi seçim döneminde öldüren AKP'lileri, özür dilerim AKP'lilerim, o dönemde artık AKP'ye yakın isimler kuvvetle muhtemel, Saadet Partilileri öldüren kişileri savunacak. Bir diğer taraftan ise iddia şu, Barolar Birliği olağanüstü toplanıyor, bir seçim yapılması gibi bir şey gündemde ve iddia o ki tıpkı İYİ Parti'ye uygulanan bir senaryonun, yani İYİ Parti'nin kurulması öncesinde Meral Akşener'e MHP'deki uygulanan senaryonun bir benzeri Metin Feyzoğlu'nun koltuğunu koruması için de yapılacak. Yani yargıda gerçekten kazan kaynıyor ama bütün bunlarla beraber bunu da işin içerisine katarak sormuş olayım. Başlıkları birleştirelim. Adı yargı reformu denen bir süreç de var. Evet, belli tahliyeler de oldu ama vaat edilenden ve beklenenden de çok uzak bir iyileştirme söz konusu.
Feyzoğlu'na başlayalım. Şimdi avukatlık olarak herkesin avukat edinme hakkı vardır. Herkes savunulabilir. Neticede birileri savunacak. O yüzden ben bu açıdan çok şey bulmuyorum. Hani Saadet Partili öldürenlerin avukatlığını yaptı. Avukatlık kutsal bir meslek. Herkesin avukat edinme hakkı var. Katillerin de var. İşte tecavüzcülerin de var. Bu ölüm olmazsa hukuk devleti olamazsınız. Herkesin kendisini kanun önünde savunma hakkı var. Çok fazla anlayamıyorum. Yapmıyorum. Buraya gelene kadar Feyzoğlu'nun o kadar çok büyük rezaletleri var ki yani bu konuşmaya değmez bir rezalet. Son baro seçimlerinde Feyzoğlu oyların neredeyse tamamını aldı. Az çok rakam, bununla ilgili bir yazı yazdığım için biliyorum. Hatta o kişi kim demiştim. Fatih bir kişi oy vermemiş. Atıyorum 850 kişi oy kullandıysa 849'un Feyzoğlu almış, bir kişi oy vermemiş. Yani böyle de bir yapı vardı. Bu yapı bu adamı seçmiş. Yani herkesin de oturup düşünmesi lazım. Böyle bir faşist, Kürt düşmanı, ülkeyi geren bir adam Barolar Birliği'nde büyük bir ittifakla seçildi. Şimdi çok büyük memnuniyetsizlikler var. Bazı barolar kazan kaldırıyor. Özellikle Ankara ve İstanbul barosunun tavır aldığını biliyoruz. Olağanüstü kongreye götürebilirler mi? Türkiye'de her şey olabilir. Şu açıdan söylüyorum. Götüremeyebilirler. İyi Parti yeterli sayı ulaşmasına rağmen MHP delegesinden İyi Parti'yi kuranlar MHP'de olağanüstü kongreyi toparlayamamışlardı. Burada da gerçekleşebilir. Olursa ismi değişir, baroyu kapatırlar. Yani formül çok. O Barolar Birliği olur, başka bir yapı kurdururlar. Onu şey alırlar, kendilerine Muhatap muhatap alırlar. alırlar. Çünkü Barolar Birliği resmi bir kurum. Hatta bir zaman hatırlarsın başında Türkiye ifadesini geçip geçmemesi bile neticede kanunla düzenlenen bir yapı. Formül bulunabilir. Onu ben çok takılmıyorum. Yargı reformuyla alakalı da 5 yıldan az alanlara şu an bazı tahliyeler de oldu. Bugün bazı gazeteciler olunca önce onlar yazıldı. Bazı meslektaşlarımız çıktılar. İnsanların dilekçe vermesi lazım. Bunu çok ciddi takip Evet, edilmesi bu lazım. Ben her kisi kim haksız yere hapiste ise onu özgürlüğüne kavuşturacak her düzenlemeyi destekliyorum. Öyle de olsa böyle de olsa ama bunun herkese kapsayıcı olması lazım. Eşitlik ilkesine tabii bunları bu AKP ülkesinde bunları bahsediyoruz çok komik kaçıyor ama çok daha mağdur insanlar var. Yıllardır içeride olan insanlar var. Bu kapsama girmeyen insanlar var. Mesela 6-3 alanları neredeyse şartlı tahliye sürelerini doldurdular. Bu insanların salınması lazım. Bazı kesimlere bu hakkın tanınmayacağı ile ilgili bazı rivayetler dolaşıyor. İnşallah gerçekleşmez. İnşallah kapsam geniş tahmin edildiği kadar da geniş olmadı. Ama kim özgürlüğüne kavuşursa bundan memnuniyet duymak lazım. İnşallah başka paketler oluşur ve toplumda bu biriken gazı en azından kendilerince siyaseten bize bir rant getirir düşüncesiyle de olsa bunu değerlendirirler. Türkiye yakında seçime gidecek. Ben bunu hissediyorum. Vaktinde olmayacak seçimler. İnşallah toplumda bu tür gazı alma belki kendilerine siyaseten rant getirecek bile olsa içeride haksız yere olan insanların çıkması için yeni düzenlemeler yapılır. Buradan bir kez daha bu kapsama giren herkesin dilekçe vermesi gerekecek. O yüzden bu büyük ihmal edilmez ama yine de burada hatırlatalım. Herkesin belki tanıdığı eşi dostu var. Hepimizin yakınları, arkadaşları içeride. Bunu kişisel olarak da takip etmek lazım. Buradan da duyurmuş olalım. Sadece hani bu yargı başlığını konuşurken, evet, herkesin kendisini savunma hakkı var, avukat edinme hakkı var ve adil yargılanmak bir lütuf değil. Ama bir diğer taraftan ise Ankara'da bir mahkeme kuruldu. Ben ona Ankara'da başkentte çadır mahkeme diyorum. Dün de zaten yayında bu başlığı kullanmıştık. Kastettiğim şu, MİT'e özel bir mahkeme kuruldu Ankara'da. Sadece MİT mensuplarının öyle veya böyle karıştığı davaların, yargılamaların söz konusu olduğu bir mahkeme. 34. Ağır Ceza Mahkemesi. Dün orada bir duruşma görüldü. Özgür Kaya ve Salim Zeybek'in ilk duruşma günüydü. Fakat duruşmanın nerede yapıldığı bulunamadı. Yani 34. Ağır Ceza Mahkemesi diye bir mahkeme var. Dün yani Sezgin Tanrıkulu oraya gitti. Milletvekili, ya bir dakika, nerede oluyor bu yargılama? Yok. Avukat olarak ailesi avukat tutmak istiyor. Avukat tutamıyor aile. Çünkü baskı yapılmış kaçırılan o insanlara. Bu arada onu da söyleyelim. Aylarca kaçırılan ve MİT tarafından kaçırıldığı artık hani hiçbir şekilde tartışılmayan bir husus haline gelmiş. Bu isimleri yargılamak için bir mahkeme kuruyorsunuz. Ailelerin tuttuğu avukatı almıyorsunuz. Bir avukat veriyorsunuz. O avukat hiçbir şekilde ne kamuoyuna bilgi veriyor, ne ailelerin taleplerini karşılıyor. Dahası
Bugün orada bir duruşma daha görüldü. Yasin Ugan ve Erkan Irmak'la ilgili. Erkan Irmak. Onlar da yine kaçırılan isimler. Aylar sonra nasıl olduysa 4'ü birden Ankara Emniyeti'nde ortaya çıktılar. Bu insanlar da bugünkü yargılamada nasıl oluyorsa mahkemede devletin dayattığı avukat çıkıyor ve diyor ki ek savunma, ek vesaire istemiyoruz. Ne yapacağız? Hemen şeye gelelim. Sonuca gelelim. Böyle de bir durum var. Hani diyorsunuz da Metin Feyzoğlu tabii ki birilerini savunabilir. Peki aynı Türkiye'de oluyor bunlar? Muhakkak aynı şeyi düşünüyoruz. Bugünkü duruşmada 20 Kasım'a ertelendi Fatih. Yani 20 Kasım'a ertelediler. Ve İnsan Hakları Derneği'nden bir gözlemci gelmişti. Dava gizli olduğu gerekçesiyle bu gözlemci de dışarı çıkartıldı. Şimdi ben sadece şunu merak ediyorum. Bu iki haberi de Bolt'tan takip ediyoruz. O yüzden Bolt'a teşekkür etmek lazım. Bu işin ucunu bırakmadı. Peşini bırakmadı. Şimdi avukatı aile bizim avukatımız değil diyor. Baro'ya sorduğumuzda Baro da bizim atadığımız bir avukat değil diyor. Peki kardeşim sen nereden çıktın geldin? Ya senin paranı kim veriyor? Yani devlet memuru. Devlet derken tırnak içinde devlet. Tabii. Diyorum. Onu kastediyorum zaten. Yani bir devlet memuru çok büyük ihtimalle. Ya MİT ajanı ya da devlete çalışan bir şey ya da devletin satın aldığı birisi orada. Ve oradaki sanıkların haklarını savunmaktan öte tamamen dosyayı kapatmak için yapılmış bir şey. Zaten Fatih davanın kendisi gizli. Sırf bu iş için oluşturulmuş özel bir mahkeme. Avukat zaten ajan ya da satılmış ya da işbirlikçi. Buradan ne çıkacağını hiç konuşmamıza bir gerek yok. Yani bu vehamet Türkiye'de muhalif olan insanların da yeteri kadar gündeminde değil. Bunu da çok eleştirmemiz lazım. İşte KHK'lı olup şehit olan asker üzerinden çok fazla duygu parçalıyorlar ama çok daha vahim şeyler oluyor Türkiye'de. Türkiye'de güpegündüz insanlar kaçırılıyorlar ve aylarca kendilerinden haber alınmıyor. Maalesef üzülerek bu insanlara işkenceler yapılarak bazı ifadeler imzalattırılıyor. Bu insanlar aylar sonra aileleri karşılaştıklarında ailelerini konuşmayın, yaptıklarınızı geri çekin, başvurularınızı geri çekin, avukat istemiyoruz, iyiyiz, saklandık sadece gibi kimsenin inanmadığı şeyler söylüyorlar ve bu maalesef bu iktidarı eleştiren, rejimi eleştiren çevrelerce de işte şu an ekranda Sezgin Tanrıkulu'nu görüyorum. O ve onun gibi birkaç tane kendisine bu işe adım şey insan hakları açısından samimiyetini ispat etmiş milletvekili ve birkaç kişinin gündeminde. Halbuki bütün muhaliflerin gündeminde olması lazım. Neden? Çünkü bir gün sokakta kaçırılıp bulunamayabilirsiniz. Bugün birilerine yapılıyor diye o kadar fazla topa girmezsiniz ama bu sen ben diye ayırt etmiyor işte Kürtlerin başına gelen, cemaatin başına gelen, Alevilere yapılan baskıların devam etmesi. Bu yarın öbür gün herhangi bir muhalif kaçırılıp bir daha kendisi bulunmaz. Bu diktatörlük rejimlerinde biliyorsun Latin Amerika'da çok fazla hikayesini duyduğumuz. Türkiye'de de 90'lı yıllarda gerçekleşmiş. Seni kaçırırlar, asfalta gömerler, kimse bulamaz. Türkiye buna doğru gidiyor maalesef. Yani kurulan kurgu bir mahkeme, avukat, figüran, tiyatrocu, hakim zaten bu işe atandığına göre zaten kendilerinin de bağımsız gelip mahkemeyi takip etmek isteyen insanları dışarı çıkartıyorlar. Ailelerin hiçbir talepleri karşılanmıyor. Yani bunu konuşacak bir şey yok. Bu yani evet, bitmiş bir şeyin tekrar. Zaten Türkiye bazı konularda Fatih sen de zorlanıyorsun. Ben çok zorlanıyorum. Türkiye yorumlanacak bir ülke olmaktan çoktan çıktı. Türkiye her gün acaba bugün hangi rezaletin yaşandığı, hangi çirkefliğin olduğu, hangi pisliğin aktığı şeklinde bir hale geldi maalesef. Ve kolay kolay da değişecek gibi görünmüyor bu yapı. Şimdi bu hususla ilgili sadece iki kendi notumu aktarayım. Bir tanesi hani bu insanlar gerçekten kaçırılıyor mu, kaçırılmıyor mu, gerçekten saklanıyorlar ve sonrasında polis bir şekilde buluyor mu meselesiyle ilgili. Aynı husus 9 ay önce ortadan kaybolan fizyoterapist Mustafa Yılmaz'la ilgili de gündeme gelmişti. Hatta bir emniyet müdürü utanmadan HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ve ailesine, yani o Mustafa Yılmaz'ın ailesine, eşiniz ya da yakınınız hain yurt dışına kaçmıştır demişti. O sözlerden sadece üzerinden 15 gün ya da bir ay geçmedi. O da emniyette ortaya çıktı. Nasıl oluyorsa bütün bu kaçırılanlar emniyette ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi, bugün geldiğimiz noktada yargılamanın nerede yapıldığı dahi belli olmayan mahkemeler kurulup bu süreç yönetiliyor. Ama ben yıllarca adliye muhabirliği yaptım, emniyet muhabirliği yaptım, dava takip ettim. Hani
Bugün çok eleştirilen o Ergenekon'du vesaire balyoz yargılama süreçlerinde canlı yayın araçları adliyelerin önüne adeta yığınak yapıyordu. İçeride isteyen insanlar istediği şekilde duruşmayı baştan sona takip edebiliyorlardı ki olması gereken budur. Yani kamuya açıktır yargılamalar, insanlar gelirler, duruşmayı izlemek isteyen herkes duruşmaları izleyebilir. Yargılamanın hani devlet de burada aslında şunu gösterir. Ben adil yargılıyorum. O yüzden isteyen herkes de gelip izleyebilir. Bir şey de budur bunun. Aleni yapılmasının. Fakat geldiğimiz noktada mahkeme yok ortada. Tabelası yok. Yani tabela mahkemeleri de geçtim. Tabela yok ortada. İnsanlar gidip duruşmayı izleyemiyorlar. Bu hususu aktarmış olalım. Peki böyle olunca ne oluyor? Özür dilerim. Buna dair bir şey mi söyleyecektiniz? Yok, yok bak. Evet. Böyle olunca ne oluyor? On binlerce insanı KHK ile atıyorsunuz. Terörist diyorsunuz. Sonra bazılarını terörist olarak yargılamaya devam ederken utanmadan üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması giydiriyorsunuz ama TSK personeli ama geçmişte polislikten attığınız insanları ve onları kendi siyasi amaçlarınız için başlattığınız askeri operasyona gönderiyorsunuz ya da sınır birliklerinde görevlendiriyorsunuz ve şehit oluyorlar. Neden söz ediyorum? İki, birisi Üsteğmen, diğeri ise eski İhraç polis. Üsteğmen, piyade Üsteğmen, Bozbıyık'la yine Zekeriya Altınok, ihraç polis. Bu iki genç insan, vatan evladı diyeceğim ama hamaset yapmak istemediğim için söylemiyorum. Yani terörist olarak yargılanırken şehit olan gencecik hayatları çalınan, öncesinde sivil ölüme mahkum edilip daha sonrasında ise zaten gerçekten canlarını bu ülke için veren insanlar bunlar. Ya hiç utanmaları yok. Sadece şunu söyleyip bırakayım sözü sana. TSK ve Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü utanmadan, İçişleri Bakanlığı utanmadan, sıkılmadan taziye mesajı yayınladı bu insanlarla ilgili olarak. O cenaze töreni çok o fotoğraf, bu sürecin ikonik fotoğraflarından biri olarak hafızalarımıza kazındı. O çocuğun bakışı, yani etkilenmemek mümkün değil. Babasını kaybetmiş o çocuğun bakışı. Yani insan şunu düşünüyor Fatih, o çocuğun o yüzünü gördüğü zaman bunların cezasız kalması, bunların bir belaya muhatap olmaması da imkansız ki ilahi adalete inanıyoruz. Bu ah, bu çocukların gözyaşı, bu çocukların ahı, böyle bu süreçte böyle çok kareler oluştu çocuklar üzerinden. İşte Ege'de bulunan o cesedinin, hatırlarsın, jandarmanın kaldırdığı çocuğu hemen ilk aklımıza geliyor. Rahatsızlığı olup zannediyorum 30 imliydi. Arabada annesini tutukluyorlar çocuğun. Çocuklar orada arabada mahzun kalıyorlar. Hapishanedeki çocuklar, hayatını kaybeden, tedavi olamadığı için giden çocuklar. Yani bu çocukların ahının, hadi büyükler siyasi mücadeleleri bilir, ego vesaire, ama bu çocuklara yapılan asla ve asla bir yerde havada kalmaz. Bunların başına inecek. Şu anki hukuksuzlukta belki büyük bir karamsarlık olup insanların haklarını alamayacağına dair bir karamsarlık oluşabilir. Ben bu çok karanlık tabloda dahi bir umut ışığı görüyorum. O masumların, o zavallı yavrucukların haklarının asla zayi olmayacağını düşünerek, bu şu anda ekrana gelen görüntülerde şehit polis ve askeri düşündüğümüzde, terörist ise neden attın? Hainse neden cephenin ön tarafında orduyu savaşa gönderdin? Bu kadar basit. Evet, Bu kadar aslında İyi basit. Partili ve Saadet Partili vekiller de bunu soruyorlar. Bu hususta ben şunu söyleyebilirim. Hani bazen bu kelimeler, yani bizim işimiz aslında o kelimelerden, mekanlardan da zaman zaman bir şeyler bulup çıkarmak. Bu insanların kalemini kırdı iktidar ve hayatlarını çaldı. Geride bıraktıkları var. Şehit polis sanırım. Kayseri'de kalem kırdı camiinden kaldırılmış cenazesi. Bakalım. Yani hakikaten eğer ilahi adalete inanıyorlarsa kim kimin kalemini kırmış öbür tarafta? Orada bakmak lazım. Burada kalem kırmak kolay. Biraz önce gördük o HSK genel sekreterlerinin nasıl oradan oraya savrulup görevden alındığını, birbirlerinin ayağına bastıklarını vesaire. Gerçekten kim kimin kalemini kırmış ya da kim haklıymış, kim değilmiş? Herhalde bir hesaplaşma olur günün birinde. Burada olursa ne ala ama olmazsa da insanlar ya, şunu söyleyeyim sadece. O çocukların ki bunu sosyal medyada da dile getirdim. Günün birinde
Bugün bu işleri yapanlar keşke yaşasalar ve o çocuklar hakikaten hani bu insanların suratlarına tükürseler babalarına yapılanlar karşısında. Bunu isterim. Yani yargılama olur olmaz bu işten ceza alırlar almazlar ama bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Yani sessiz kalanlar bugün vicdanlarını rahatlatmak için sosyal medyada bir iki çiziktirenler vesaire hepsinin günün birinde bu mağdurlar tarafından yüz yüze gelip gözlerinin içine baktıklarındaki durumlarını görmek isterim açıkçası. İnşallah. Allah bize ömür versin. Bu eninde sonunda gerçekleşecek. Yani bundan bizi izleyen izleyicilerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Çünkü dünyadaki bütün örnekler bu tür dikta rejimlerinin, insanları ezerek, zulmederek rejimlerinin devam etmediğini gösteriyor. Ha, belli bir dönem saltanat sürebiliyorlar. Sarayında ölen de var. O başka bir şey. Ama asla ve asla rejimleri devam etmiyor. Sistemleri devam etmiyor. Bunlar da çökecekler. Bunlar çok daha da hızlı çökecekler. Çünkü en ufak bir sallantıda birbirlerini yiyeceklerini bir defalarca gösterildi. Türkiye'nin ciddi yeraltı kaynakları bunu finanse edecek kaynakları yok. Allah bize ömür versin. Bunu inşallah bu dünyada da görelim. Ben belki çevremde insanlar vardır. Bu bazı şeylerin işte ahirete kalmasından ziyade bu dünyada görmeyi çok arzu ediyor. Hepimiz bunu arzu ediyoruz. Ben ona inanıyorum çok görülecek. Çünkü sürdürülebilir bir sistem değil. Bu kadar çok zulüm üzerine kurulu bir sistemin devam etmesi mümkün değil. Format değiştirir, yapı değiştirir, aktörler değişebilir. Ancak aynı şekilde bu hanedanlığın, bu saltanatın devam etmesi mümkün değil. Bu KYK'lardan bağımsız olarak başka insanlar da hayatını kaybetti değil mi? Başka askerler de şehit Aynen oldu. O sınırın öbür tarafında insanlar da Türkiye'ye karşı hiçbir ciddi tehdit içermeyen yapıya saldırdınız. Orada halktan da ölenler oldu. Orada da yanan çocukları gördük. Neden? İşte programın başında konuştuğumuz gibi bir tane hanedanın devam etmesi için. Yani yerin dibine bassın senin hanedanın, saltanatın. Sırf iktidarda kal diye bu memleketin evlatları ölüyor. Komşuların çocukları ölüyor. O yüzden ben hiçbir şüphem yok bunların başına yıkılacağından. Allah bize ömür versin görelim. Ama bunu da yarmur intikam vesaireden değil. Çünkü çok zulmettiniz, çok ahattınız. Bunun sizin yanınıza kalmaması lazım. Ve bunların başına gelecekler Fatih gerçekten yani Allah'ın varlığına delil olarak ileride anlatılacak hikayeler olacak. Bunların başına gelenler yani çok ibret alemlik olacak. Ben buna çok mutmainim. Bundan da hiçbir şüphem yok. İnşallah Allah bize ömür verir. Bize de görmek nasip olur. Hani dinlerken ya olmaz bu iş zor diyenlere Türkiye'de rüzgarın çok hızlı estiğini ve çok sert dönüşler olabildiğini hatırlatmak için şu örneği verebilirim. 2002'de AKP iktidara geldiğinde Çetin Doğan isimli 1. Ordu Komutanı dönemin Selimiye Kışlası'nda adam ihtilal planlıyorsunuz diyordu. Ses kaydı yapıldığını bildiği halde yani o andaki toplantının kaydedildiğini bildiği halde ve kahkahalar atıyordu. Sadece bundan 6-7 yıl sonra yani bu konuşmadan 6-7 yıl sonra bilenler için söylüyorum. Selimiye o birinci o Selimiye kışlasıyla tam karşısındaki Gülhane Askeri Tıp Akademisi arasındaki mesafe sanırım 1 kilometre yok. 500 metre falandır. Arada bir otoyol var. Oraya kapağı atmak, sağlık problemleri gerekçesiyle orada en azından cezaevine girmektense orada vaktini geçirmek için uğraştığı günlerin arası çok uzun değil. Yine aynı Çetin Doğan 2009'dan 2011-2012'ye gelindiğinde ise ki şu anda da hala öyle krallar gibi yeniden ordu evlerinde hayatını idame ettiriyor. Doğrudan bir darbe planının baş sorumlusu olmasına rağmen yani Türkiye'de rüzgar çok çabuk dönüyor. Bugün hukuksuzlukların altına imza atanlar da bu noktaya dikkat etsinler, bu noktaya baksınlar. Denebilir ki ama hala ayaktalar. Doğru ayaktalar ama ayaklarının altındaki buz çok inceldi ve bizden daha fazla onlar suyun altındaki balıkları net görebiliyorlar. Bunu çok samimi söylüyorum. Kimseye gaz vermek vesaire değil maksadım. Çok net görüyorlar. Denizin bittiğini görüyorlar. O suyun altındaki balıkları da görüyorlar. Buz ne zaman kırılır? Ona da bakacağız. Evet. Fatih çok güzel konuştun. Sadece dinledim. Amin diyorum sadece. Eyvallah. Sadece amin diyorum. Peki. Çok teşekkürler. Böyle bitirelim mi bu haftayı?
Olur. Ben de çok Eklemek teşekkür var ediyorum. mı? Eklemek istediğin bir şey var mıydı son olarak? Yo, birçok konuyu konuştuk gündemde. Her zaman bu dilek ve temenninde bulunuyoruz. İnşallah çok daha güzel konuları konuştuğumuz günler gelir. Bulunduğumuz ülkelerdeki gündemlere baktığımız zaman insanlar işte 50 yıl sonrasında artık sıfır fosil yakıtın olacağı, işte çevreyi konuştukları, eğitimi konuştukları gündemleri var. Bunlara çok imreniyoruz. İnşallah o günler de gelir. Bizim de çevreyi, eğitimi konuştuğumuz günler gelir. Temennisiyle yine bitirmiş Evet. olalım. Bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Eyvallah, ben de bu temennilere katılıyorum. Çok teşekkürler. Gelecek hafta yeni bir başka programda görüşmek dileğiyle diyelim. Yayını bitirmeden sizden ricamız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız da lütfen Bold'un YouTube kanalına abone olun. Çünkü Türkiye'de engellenen haber platformlarından birisi Bold. Bunu aşmanın en kolay yolu da abone oluyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Böylece her yaptığımız yeni video size anında ulaşabiliyor ve iktidarın bu sansürünü kolayca aşmış oluyorsunuz. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.